Merhaba, Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalında Doğal Terapiler bölümünde bugün sizlere Ayşe'nin rahatlatıcı yüz masajını anlatacağım. Masajın vücudumuz için ne kadar faydalı olduğunu hepiniz biliyorsunuz ama bilmeyenleriniz için bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Masaj yüzyıllardır insanlığın şifa sistemlerinde bir numaralı bir tedavi metodu aslında bana göre. Çünkü kan dolaşımımızı sağlıyor, lenfatik yani lenf kanallarımızı yani vücudumuzun bağışıklık sisteminden sorumlu olan lenfatik akışımızı dengeliyor. Vücuttaki kan deveranını sağladığı için aslında dolaşım bozukluklarına da yardımcı oluyor. Kas tıkanıklıkları dediğimiz kulunç gibi, kas ağrıları gibi vücutta laktik asitin meydana getirdiği ağrıları gidererek kas ağrılarını da gideriyor. Ama aynı zamanda insanın dokunmayı sevinen, dokunmatik bir varlık olduğunu bilirsek dokunmanın iyileştirici gücünü de buradan anlayabiliriz. Masaj sadece vücut masajı değil, aynı zamanda yüz masajı da gerekli. Çünkü yüzümüzde de kaslarımız var, yüzümüzde de kan damarlarımız var. Dolayısıyla rahatlamak, cildimizi gençleştirmek, kaslarımızı yer çekimine karşı direncini kuvvetlendirmek için yüz masajından faydalanabiliriz. Bugün birazcık size rahatlatıcı bir yüz masajını anlatmak istiyorum. Yapacağınız şey birazcık hafif yağlı bir nemlendirici olabilir ya da benim kullanacağım gibi ince yapılı bir yağ. Ben burada jojoba yağını tercih ettim. Üzüm çekirdeği yağ veya argan yağ gibi bir ince yapılı, kolay eminen bir yağla cildimizi birazcık kayganlaştırmak aslında. Yüz masajının önemli şeyi her zaman aşağıdan yukarıya yani yer çekiminin aksine aşağıdan yukarıya doğru yapmamız. Önce cildimizi güzelce homojen bir şekilde kayganlaştırıyoruz. Bunu yaparken boynumuzu da ihmal etmeyeceğiz. Ne çok yağlı ne çok kuru olsun. Her zaman için aşağıdan yukarıya sıvazlama hareketleri diyoruz buna. Bu masajda enfloraj dediğimiz bir hareket. Sıvazlayarak bütün yağ yüzümüze yağıyoruz. Daha sonra öncelikle alın bölgemizden başlayacağız. Biliyorsunuz günlük hayattaki streste aslında alnımız diğer vücudumuzun yani yüzümüzün diğer yerlerinden daha çok etkileniyor. Bazen ortada bir çatık kaş çizgimiz bile olabiliyor. Bunu rahatlatmak hedefindeyiz. O yüzden iki kaşımızın arasındaki noktadan yanlara doğru kaşlarımızın tam üstünden orta ve işaret parmaklarımızla yanlara doğru alnımızı sıvazlıyoruz. Bunu 5 ila 6 kez tekrarlayabiliriz. Ve biraz sonra bir tık daha yukarıya saç diplerimize, alnımızın saçların başladığı yere doğru gidiyoruz. Bu nokta çok rahatlatıcı bir noktadır. Özellikle yoğun bir iş ya da yoğun stresli bir iş gününün sonunda. Çok gerginsiniz, çok sinirlisiniz, çok üzgünsünüz, kendinizi çok gergin hissettiğiniz bir noktada yapacağınız ideal bir masaj. Özellikle saç noktalarınızın birleştiği, alnınızla birleştiği yere. Hafif bastırıyorum. Daha sonra şakaklarıma şöyle dairesel hareketle bu hareketi bitiriyorum. Bunu da 6 kere tekrarlıyorum. Daha sonra gözlerimin çukurlarına geliyor sıra. Göz çukurları da bizim için çok önemli. Çünkü göz çukurumuz hem göz kaslarımızı besleyen kılcal damarların hem de aslında tansiyonun, göz tansiyonunun merkezi. Dolayısıyla göz tansiyonunu ya da görmenizle ilgili problemleriniz varsa da göz çukurlarınıza yapacağınız bu rahatlatıcı masajın ne kadar iyi geldiğini fark edeceksiniz. Burada da gene göz pınarlarına çok bastırmadan işaret parmaklarımı göz pınarlarımdan yukarıya kaşlarımla göz kapaklarının arasındaki noktadan dairesel hareketlerle geçiriyorum. Gözümün altından üstüne kadar tam bir daire yapıyorum. Bu hareketi de 5-6 kere tekrarlayabilirim. Gözlerimizin iki yanında hem kaşlarımızın altında hem gözlerimizin altında birbirine zıt iki tane kas grubu var. Bu kas gruplarını aslında açarak hem kaşlarımızı hem alın bölgemizi rahatlatabiliriz hem de gözlerimizi rahatlatabiliriz. Şöyle iki elimle işaret ve baş parmaklarımla bu iki noktayı hafifçe birbirinden zıt noktalara doğru çekiyorum. Bunu da 6 kere tekrarlıyorum. Şimdi burnumun iki yanına geldim. Burnunuz tıkalıysa, alerjileriniz varsa, sinüzit probleminiz varsa ya da sinüsleriniz varsa her zaman burnumuzun şu iki noktası bizim Çin tıbbındaki akupunktur noktaları yani akupresör noktalarında çok kullandığımız yani sinüs açmakta, alerjileri gidermekte kullandığımız bir nokta. Rahatlatıcı yüz masajında da gene bu noktaları serçe parmağımızla aşağıdan yukarıya sanki oyuyormuşçasına düşünün. Yukarıya doğru kaydırıyorum göz pınarıma kadar. Bunu yaparken derin derin nefesler burnunuzdan alıp verirseniz aslında bu hareketin etkisini de artırırsınız.
Şimdi burnumun iki yanına geldi sıra. Şu nokta bizim yüz yogasında da hem göz kaslarını rahatlatmak hem de çin bıyığı dediğimiz bu bölgeyi rahatlatıp oraya kan deveranını artırıp aslında biraz o dokuyu besleyerek yeni hücre oluşumu tetiklemeyi hedeflediğimiz bir nokta. Bu noktaya hafifçe bastırıyorum. Bir 30 saniye kadar. Şimdi yanaklarıma geldi sıra. Yanaklarım özellikle elmacık yanak, yani biz yanakları ikiye ayırıyoruz. Elmacık bölgesi ve alt yanaklar olarak. Elmacık bölgelerini özellikle canlandırmak, bu bölgeyi gevşetmek için özellikle ellerimizi hafif yumruk yapıyoruz. Ve tam kemiklerin iki altından, şöyle elinizle hissedeceksiniz, yanlara doğru elmacık kemiklerimizi açıyoruz. Bu hareketi de 6 kere tekrarlayabilirsiniz. Böyle yaparak aslında kan dolaşımımı hızlandırıyorum. Kan dolaşımım hızlandığı için bu bölgeye daha fazla kan geliyor. Daha fazla kan geldiği için daha yeni hücreler üretiliyor. Böylelikle cildimin canlılığını ve gençliğini sağlıyorum. Bu hareketi 6 kere yaptıktan sonra yavaş yavaş aşağıya elmacık kemiklerinden alt yanaklarıma doğru inerek sanki tarıyormuşçasına düşünün aşağıya doğru iniyorum. En son çene kemiğimin bittiği yerde de bu hareketi yanlara doğru hem tarıyorum hem de bir nevi ütülüyorum, değil mi? Bunu da 6 kere tekrarlıyorum. Şimdi en çok kullandığım noktalardan bir tanesi de bizim özellikle Çin tıbbında gene rahatlatıcı olarak kullandığımız, yani zihinsel rahatlatma noktası olarak kullandığımız ama burada gene yüz kaslarını da dengeleyecek bir nokta. Kulak memelerimiz gerçekten başarılı. Kulak memelerimizi tutup boynumuzu hafifçe aşağı indirerek ve kulak memelerimizi hafifçe aşağı çekerek masajımıza devam ediyoruz. 6 kere gene çekiyoruz. Şimdi alta geldik, çeneye geldik. Vücudumuzun en çok çalıştırdığımız kaslarından bir tanesi çene kaslarımız aslında. Aynı zamanda vücuttaki gerginliği ve stresi en çok hisseden noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla rahatlatılmaya çok fazla ihtiyacı var. Çene kaslarımızı ağzımızı açarak zaten hissedebiliriz neresi olduğunu. Bağlantı noktalarına işaret parmağımla iki noktaya çok birazcık sıkı bir basınç uyguluyorum. Ve yaparken de hafifçe ovalıyorum. Buradaki hedefim çene kaslarımı rahatlatmak. Otuz saniye kadar bu hareketi devam ettiriyorum. Şimdi en son boynuma geldi sıra. Gıdım ve boynuma da yine yer çekiminin aksine bir hareket uygulayarak bu bölgeyi de kendince canlandırmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Aslında yine tarama hareketi gibi düşünün. İşaret parmağımın dış tarafıyla yavaşça yukarıya doğru sıyırıyorum. Aynı şeyi aksi tarafta aksi elimle yapıyorum. Yani sol elimle sağ boynumu, sağ elimle sol boynumu yapıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru tarıyorum. Altışar defa toplamda 12 kere bunu yaptıktan sonra öne doğru geliyorum. Aynı hareketi bu sefer boynumun en alt noktasından çenemin altına, gıdıma kadar devam ettiriyorum. Altı kere de bunu yaptıktan sonra şimdi bir de en son bir noktamız kaldı. O da ensemiz. Biliyorsunuz gerginliğin en önemli belirtilerinden bir tanesi de hep ensemizin sıkı, sert ve katı olması ve aynı zamanda sürekli olarak ağrıması. Ama bunun dışında bu katılıktan ve ağrıdan dolayı oraya yeterince kan gitmediği için aslında vücudumuza, özellikle yüzümüze giden kan damarları da beslenmiyor. Dolayısıyla yüzümüz yeterince kanla beslenmiyor. Bu bölgeyi rahatlatarak aslında yüzümüze giden kan akışını da arttırmış oluyoruz. Burada ne var? Kafamızın arkasındaki iki gamze noktasını sert bir şekilde bastırıyoruz. Burada ben baş parmaklarımı kullanmayı tercih ediyorum. Baş parmağımın etli kalın kısmını başıma bayağı yaslayarak şöyle hissettiğim noktaya kadar, hafif sert de olabilir, bastırıyorum. Bir dakika boyunca. Hem ensemi rahatlatıyorum hem de dediğim gibi bu bölgeye kan deveranının artmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi ben masajı yaparken bile rahatladım. Umarım siz de uygularsınız.